Merhabalar efendim. Sosyal mesafe sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Semra Aydın Avşar. Yaşadığımız pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik dengelerin oynamasına neden oldu. İş kaybı ve işini kaybeden birçok kişi aslında sonrası için genel olarak tedirgin. Biz de bugün sizlerle girişimcilik desteklerini konuşalım istedik. Konuğum İstanbul Kadın Akademisi Platformu Yönetim Kurulu üyesi ve yönetim danışmanı Sayın Mine Tarhan. Mine Hanım, evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Siz proje danışmanısınız ama yönetim danışmanısınız ama onun dışında işletmelerin süreçlerini iyileştirmek, yeniden yapılandırmak gibi konularda da hizmetler veriyorsunuz sanırım. Doğru biliyorum değil mi? Doğrudur. Birazcık evet. Daha açmak gerekirse tam olarak iş tanımınız nedir? Yaklaşık 14 yıldır hizmet sektöründe faaliyet gösteriyorum. Türkiye'de ilk uygulanan Avrupa Birliği hibe programları aktif istihdam tedbirleriyle birlikte proje yönetim danışmanlığı sürecim başladı. Hali hazırda hala devam ediyor. Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından hem KOBİ'leri hem yerel yönetimleri hem de STK'ları faydalandırabilmek için proje hazırlığı ve aynı zamanda projelerin yönetim danışmanlığını yapıyorum. Ama bunun yanı sıra işletmelerin kurumsal danışmanlık hizmetlerini de gerçekleştiriyoruz. Bunlar neler? İnsan kaynakları yapısını yeniden oluşturabiliriz ya da süreçlerin iyileştirilmesi noktasında destek verebilirim. Satış pazarlama ile ilgili destekler olabilir. Üretim süreçlerinin iyileştirilmesi noktasında olabilir. Bir nevi işletmelerin içerisinde gölge adam olup aslında aksi giden ya da yolunda gitmeyen noktalar nelerdir? Onların analiz edildikten sonra düzeltilmesiyle ilgili yönetimle birlikte dirsek teması şeklinde çalışıyoruz diyebilirim. Anladım, teşekkür ediyorum. Ben o zaman direkt şöyle sondan başlayarak aslında sorulara gireyim. Hı hı. Çünkü bu COVID-19 salgını süresi boyunca birçok iş yeri işte kapatmak zorunda kaldı veya devam edemez hale geldiler iş yerlerine. Dolayısıyla herkes sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Evet. Benim ilk merak ettiğim bu COVID-19 salgını boyunca bu girişim destekleri devam ediyor mu? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Devam ediyorsa şartları neler, devam etmiyorsa planlaması ne devletin? Tam olarak bu süreç nasıl ilerliyor? Güzel bir soruya temas ettiniz. Teşekkür ederim öncelikle. COVID-19 salgını sırasında elbette ki daha da artarak aslında devlet destekleri devam ediyor. Sadece projelerin değerlendirilmesi süreçlerinde bir takım değişiklikler var. Evet. Mesela girişimcilik desteğiyle ilgili biz projemizi hazırladıktan sonra ilgili kuruma yani KOSGEB'e projenin sunumunu gerçekleştirip sonrasında da bir kurula çıkıyordu projenin değerlendirilmesi kısmında girişimci arkadaşlarımız. Yüz yüze bir kurul oluyordu bu. Şimdi bu salgından ötürü ne oldu? Yüz yüze görüşmeleri, kurulları kaldırdılar. İşte Skype gibi, Zoom gibi çeşitli iletişim programlarından online görüşmeler yaparak değerlendirmeler gerçekleştiriliyor. Yani mülakatları sosyal medya platformları üzerinden veya çeşitli teknolojik altyapılı ortamlardan yapıyorlar. Doğru mu anlıyorum? Doğrudur, doğrudur. Süreçler de hızlandı diyebilirim. Çünkü dediğiniz gibi zor zamanlardan geçiyoruz. Dolayısıyla iş kurmak isteyen ya da yeni kurmuş ve desteğe başvuru yapmış olan girişimci arkadaşlarımızı KOSGEB bu anlamda desteklemeleri güzel. O yüzden süreçleri daha kısaltıp daha kolaylık gösteriyorlar. Anladım. Peki diyelim ki ben bir girişim desteği almak istiyorum. Örnek veriyorum. Kuaför veya güzellik salonu açmak istiyorum. Hı hı. Benim yol haritam nasıl olacak? Yani ben bir girişimcilik desteği alabilmem için temel özelliğim ne olması lazım? Eğitim durumum önemli mi? Bir mali gücüm olması gerekiyor mu? Ya da işte yaşım, cinsiyetim bunlar önemli kriterler mi? Neye göre girişim desteğine başvuruya hazır veya uygun olabiliyorum? Şöyle Semra Hanım, girişimcilik desteğinden başvuru, yani girişimcilik desteğinden faydalanmanın ön koşulu ilk önce girişimcilik eğitimine başvuru yapmak. Bir eğitim alınması gerekiyor. Bu eğitimler KOSGEB Go.tr kendi resmi sitesinde
online eğitimleri var. İki aşamalıdır evet. Bu eğitimler. Bir geleneksel girişimcilik eğitimi, iki ileri uygulamalı girişimcilik eğitimi. Bu eğitimleri online olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olan arkadaşlar desteğe başvuru yapma hakkını kazanmış oluyorlar. Eğitim bittikten sonra sanki COSGAP desteği yokmuşçasına işletmelerini açıyorlar. Yasal kuruluş işlemleri gerçekleştirdikten sonrasında da başvuru formu ve iş modelini hazırlayarak COSGAP'e destek başvurusunda bulunabilirler. Bu süreçte de yine geçerli mi bu? Yani bu COVID-19 süreci zarfında da ben girişimcilik desteğine başvuracaksam öncelikle eğitimini almış olmam lazım. Kesinlikle öyle, evet. O zaman ben bugün diyelim ki işim kötüye gitti veya desteğe yeni bir iş kurmak istiyorum. Hadi gidip başvuramıyorum. Öncelikle o eğitimi almam lazım. Peki eğitimin süresi ne kadar? Diyelim ki ben bugün itibariyle start veriyorum ve girişimci olmak istiyorum. Hı-hı. Eğitime başvuruyorum. Bana Hı-hı. ne zaman dönüyorlar ve o eğitim ne kadar sürüyor? Ve bu eğitimi nereden alabiliyorum? Şöyle, şimdi eğitimi eğer yüz yüze alıyor olsaydık toplamda 32 saat 4 günlük bir eğitimimiz vardı. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar. Ve tam katılım zorunlu idi. Fakat şu anda COSGAP'in kendi sitesinde eğitimleri alacağı için arkadaşlar isterlerse bir gün içerisinde videoların hepsini seyredip sınava girip sertifikalarını alabilirler. İsterlerse 3 gün 4 gün içerisinde alabilirler. Bu onların bu işe ne kadar mesai ayırdıkları ile ilgili bir durum. Anladım. O zaman ben eğitime başvurdum, eğitimi aldım ve gidiyorum COSGAP'e girişimcilik başvurusu yapacağım. Biraz önce dediniz ki geleneksel girişimcilik dediniz. Bir de geleneksel olmayan girişimcilik mi var? Evet, evet. Şöyle, şimdi az önce söyledik ya mesela kuaför ya da güzellik salonu açmak istiyorsunuz. Geleneksel girişimcilik desteği içerisinde hizmet sektöründeki faaliyet gösteren bütün işletmeler başvuru yapabilir. Yani perakende ticaret ya da bir hizmet üretimi gerçekleştiriyorsa. Kuaför, uygulamalı gibi. Lokanta, evet. Kafe. Evet, ya da bir butik açtınız olabilir ya da işte incik boncuk satacak olabilirsiniz gibi. Eğer bir üretim gerçekleştirmek istiyorsanız, bir ürünü imal edecekseniz o zaman ileri girişimcilik desteğinden faydalanabiliyorsunuz. İleri girişimcilik desteğinde makine, yani o üretimi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan makine ekipmana 300 bin liraya kadar destek verirken, hizmet sektöründe bir ürün üretimi gerçekleşmeyeceği için orada makine ekipman desteği yok. Arasındaki en büyük ayrım bu. Anladım. O zaman ben bir şey üreteceksem şayet bununla ilgili olarak makine ekipman desteği de alabiliyorum hibesi ve 300 tabii bin ki. TL'ye kadar doğru kadar. Mu? Tabii, yani tabii. Ben diyelim ki şu anda COVID süreci boyunca işte neye ihtiyaç var? Sağlık malzemesine örnek veriyorum. Belki bir şey kıyafete, hijyen kıyafetine hastanelere satmak üzere. Bununla ilgili bir atölye kuracaksam o makineyi almak için şeyim olacak. İmkanım olacak. Tabii ki. Ve 300 bin liraya kadar hibeyi alıyorum. Peki bu hibenin bir karşılığı var mı? Ne zaman geri ödemem gerekiyor? Şöyle güzel bir şey var. Geri ödemesiz bir destek bu. Yani devlet siz 300 bin lirayı veriyor ki sen bu makineyi al, bu işi kur. Tabii ki. Ama başaramazsan herhangi bana bir borcun yok. Dolayısıyla bunu kullanabilirsin diyor. Doğru mu anlıyorum? Aynen aynen öyle. Sadece orada şuna dikkat etmek lazım. İleri girişimcilik desteğinde 300 bin liraya kadar dedik. Ama burada bir teknoloji grubuna göre bir ayrım var. Eğer düşük teknoloji grubunda bir imalat gerçekleştireceksek 100 bin lira. Orta teknoloji grubu 200 bin lira. Yüksek teknoloji grubu 300 bin lira. Yani şöyle bir örnek vereyim. Biz eğer koruyucu ekipman, kıyafet ve maske üretimi gerçekleştireceksek muhtemelen bu NACE kodlarına bakmak gerekiyor. Düşük teknoloji grubunda olacağı için 100 bin liraya kadar makine ekipman desteği alırken bir ventilatör, yani bir solunum cihazı eğer üreteceksek, yüksek teknoloji grubuna girdiği için medikal cihazdır çünkü, orada 300 bin lira makine ekipman desteği veriyor. Aynı zamanda sadece makine ekipman desteği değil, hem geleneksel hem ileri uygulamalı girişimcilik desteğine başvuru yapan arkadaşlarımız için şirket açılış desteği veriyor. Şahıs firması açmak istiyorsanız, yani hizmet sektöründe faaliyet gösterecekseniz 5 bin lira, sermaye şirketi açmak istiyorsanız 10 bin lira da
işletme açılış desteği veriyor. O zaman toparlarsak, ben bir girişimciliğe karar verdiysem, örnek veriyorum, işte geleneksel dediğiniz hizmet sektöründe, örneğin kuaför veya güzellik salonu açacaksam, öncelikle eğitimimi cebime koymam lazım. Eğitimimi alıyorum ve KOSGEB'e başvurumu yapıyorum. Bunu yaparken de, o şirket kurarken hangi sektördeyim? Hizmette mi yoksa ileri teknolojide mi? Ona karar veriyorum. Bir de NACE koduna dikkat ediyorum. Çünkü NACE koduna göre benim alacağım destek tutarı değişebiliyor. Buraya kadar doğru anladım. Doğru. Bunun dışında da o alacağım işte ücretinde herhangi bir geri ödemesi yok. Yok. Devlet bana bunu karşılıksız veriyor. Veriyor. Peki evet, hiç mi dezavantajı yok bu sürecin? Yani bana şu an çok güzel geldi her şey. O zaman herkes girişimci olmaya kalkar. O zaman bu KOSGEB bunu neye göre dağıtıyor? Kriterleri ne tam olarak? Şöyle, şimdi biz eğitimi tamamladıktan sonra, evet, ön koşulumuz eğitimi tamamlamak. Daha sonrasında bir ikinci koşulumuz var. Şirketinizi kurmak istediğiniz an itibariyle başka bir şirkette, sermaye şirketinde %30'dan fazla hisse ortaklarınızın olmaması gerekiyor. Ya da bir esnaf odasında kayıtlı bir başka bir işletmenizin açık olmaması gerekiyor. Daha önce böyle bir şeye girmiş olmamam gerekiyor. Evet, tamam. Hatta 3 yıl gibi bir kısıt var orada. Yani biz 2020 Temmuz ayında bu işletmeyi açacaksak, 2017 Temmuz ayından itibarenki süreç içerisinde esnaf odasında bir kaydımızın olmaması gerekiyor. Bunların, aslında bu devletin parasını çarçur etmemek açısından mantıklı bir şey. Düşünün yani, kesinlikle. İşte parayı alıp onu kapatıp başka bir şeye ikide girip girip zarar ettireceğine öyle bir süre bulundurması mantıklı, güzel. O zaman peki makine desteğine KOSGEB tam %100 mü destek veriyor diyelim ki makine alacaksak, yoksa bir kısmına mı veriyor? Oradaki bir ayrım şöyle, var mı? Evet evet var, ondan tam bahsedecektim. Bütün destek limitlerimizde destek oranımız %75. Yani ben 100 bin liralık bir makine aldığımda üretimi gerçekleştirmek için 25 bin lirasını eş finansman kendim karşılarken 75 bin lirasını KOSGEB bana ödemesini gerçekleştirir. Vergisel dilimde de KDV, gelir vergisi, stopaj vesaire gibi çıkan vergi dilimlerin içerisinde de KOSGEB bir destek vermiyor. Vergiler de yine girişimci arkadaşlarımızın kendilerine ait olmuş oluyor. Tabii ki az önce söylediğiniz ya, bir dezavantajı var mı diye. Dezavantajı olarak bakmayalım aslında bunu söyleyeceğim şeyi. Bu işletmelerin sürdürülebilir olmasını KOSGEB arzu ettiği için şöyle bir kıssası var. Diyor ki, KOSGEB desteği ile bir işletme açtıysan eğer, bu işletmeyi 2 yıl boyunca devredemezsin, kapatamazsın, kiraya veremezsin diyor. Yani 2 yıl boyunca o işletmeyi açık tutmak zorundasın. Eğer çok olağanüstü sebepler ortada yoksa. Anladım. Ama eğer bu işi gerçekleştirmek için Allah korusun ağır bir hastalığınız var ve zamanınızın çoğunu hastanede geçirmeniz gerekiyorsa, elbette ki orada KOSGEB bir iyi niyet göstermiş oluyor. Burada işte kişilerin aslında motivasyonlarının yapacakları işle ilgili tam olması, teknik bilgiye haiz olmaları, iş tecrübelerinin, eğitim durumlarının bu işi gerçekleştirmek için yeterli olması, pazar analizlerinin doğru yapılmış olması, ürünü, üretmek istedikleri ürünü çok iyi tanımaları, müşteri gruplarını iyi bilmeleri. Bunların hepsinin aslında KOSGEB girişimci adaylarında olmasını istiyor o işi kurmadan öncesinde. Biraz onunla ilgili belki zorlayabilirler. Ama onun haricinde baktığınız zaman, özellikle de bu ekonomik durum içerisinde gerçekten ciddi yatırım yapmak isteyen, iş yeri açmak isteyen arkadaşlar için dezavantaj neredeyse yok diyebiliriz. Çok güzel. Bu umut verici bir şey. Zaten hepimizin ihtiyacı olduğu şu günlerde birazcık daha fazla umut. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sosyal mesafemizi koruyarak girişimcilik konusunda bilgilerinizi paylaştınız. Saygılar, sevgiler sunuyorum Mine Hanım. Ben çok teşekkür ederim. Umarım faydası olmuştur. Yayına davet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler. Sağ olun. Sevgiler. Sağ olun.